İyi günler. Bu videomuzda otokette yaptığımız bir çizimin ölçekli bir şekilde çıktısını nasıl alacağız onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle yaptığım bir çizimi, mimar bir çizim açıyorum. Şimdi bu çizimimi 1 bölü 50 ölçekte çıktısını almak için öncelikle bu çizimimi enini ve boyunun ölçeğini, ölçülerini bilmem gerekiyor. Liner'dan ölçülendirme komutuna giriyorum. Evet, enine bakıyorum ve boyunun ölçülerini alıyorum. Evet, 2286. Yani buna 2300 diyebiliriz. Hesap makinemizi açıyoruz. 2300'e yuvarladığımız rakamı 1 bölü 50 ölçeğinde alacağımız için 50'ye bölüyoruz. Daha sonra bir de genişliğine bakalım. 7603 yani bunda 7650 alabiliriz. 7650 bölü 1 bölü 50 ölçeğinde olacağı için 50'ye bölüyorum. 153 yani bizim ölçümüz 153'e 46. Ben bu çizimi santimetre cinsinden birebir ölçülerle çizdim. Şimdi bunun 1 bölü 50 ölçeğinde PDF çıktısını nasıl alacağız onu göstereceğim. İlk önce plot komutuna gireceğiz. Plot yazıp enter'layarak, klavyeden plot yazıp enter'layarak komuta girebilirsiniz. İsterseniz üst bardaki şu printer işaretindeki plot'a ya da ana menüden print print kısmından da plotu seçerek plot komutuna, yazdır komutuna girebilirsiniz. Burada öncelikle benim bilgisayarım herhangi bir yazıcı tanımlı değil. Buradan dvg to pdf yani dvg'den pdf'e yazdır. Sekmesini seçiyorum. Properties ayarlara giriyorum. Buradan custom paper size yani kullanıcı kağıt boyutları kısmına tıklayıp add ekle diyorum. Exciting'den herhangi bir kağıt olabilir. İleri diyorum. Şimdi burada manuel olarak benim kağıtlarımın boyutunu gireceğim ekrana geldik. Ama burada dikkat edeceğimiz kısım yani birim inç olarak gözüküyor. Ben bunu milimetreye çevireceğim. Daha sonra hesap makinamda yer alan değerleri bir daha bakıyorum. 153'e 46. Evet buraya genişliğe 153 yüksekliğe de 46 değerini girdikten sonra ileri diyorum. Burada kağıt boşluklarını soruyor bize. Top yukarı boşluğu 0. Bottom aşağı boşluk. Left sol boşluk 0. Right sağ boşluk 0 değerlerini girdikten sonra ileri diyorum. Burada paper size name yani kağıt boyutu ismini girin diyor. Ben buraya make tag yazıyorum. Siz istediğiniz bir değeri ya da kelimeyi yazabilirsiniz. İleri dedim. Burada dosya ismini gir diyor. File name. Bu da kalabilir. DWG to PDF. İleri dedim. Son dedim. Ve okey dediğimde Apply change, change for the current plot only. Yani bu ayarı, sadece, bu yaptığın değişiklikleri sadece bu çıktığı için uygula. OK diyorum. Şimdi sıra burada oluşturduğumuz kağıdı paper size bölümünden mactek ismini verdiğimiz kağıt boyutunu seçtim. Daha sonra çıktı alacağım alanı belirlemek için display komutunun üstüne tıkladım. Buradan window'a geliyorum. Yani belirlediğim bir pencerenin çıktısını al, çıktımın sınırlarını belirliyorum burada gördüğünüz gibi. Çıktımın sınırlarını da belirledikten sonra center the plot yani merkezi yerleştir çizimi kağıt üzerindeki merkezi yerleştir tiki atıyorum fit to paper tiki bakın atılmış durumda bu tiki kaldırmam lazım çünkü ölçekli bir şekilde çıktı alamam bu çizim mi kağıda sığdır demek o yüzden bu tiki kaldırmam gerekiyor burada scale buradaki ölçeğimizi giriyoruz. 57 1 bölü 50 ölçeğinde. Evet onu da belirledik. Daha sonra drawing orientation. Yani kağıdımızın yatay mı dikey mi olduğu pozisyonu belirleyeceğimiz ayarlar. Şu an dikey konumda portrait. Fakat ben yatay landscape'e geleceğim. Ve çizimim gördüğünüz gibi oturdu. Son yapacağım bir ayar daha var. Bu ayarda yaptığımız çizimdeki çizgi kalınlıkları farklı olabiliyor. Bazen alacağımız çıktılarda çok kalın gözükebiliyor ya da yazıların çizgileri de kalın gözükebiliyor. Çizim birbirine karışıyor o halde. Ya bunları tek tek layer'lardan çizgi kalınlıklarını ayarlamam lazım ya da bunun çok kısa bir yolu var. Burada plot object line weights'in tikini kaldırmak. Yani buradaki çizgi kalınlıklarının hepsini standart hale getiriyor. Daha sonra yaptığımız ayarlar neticesinde öngörüm preview'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi ayarladığımız kağıt boyutuna çizimimizi tam olarak sığdırdığını görüyoruz. İsterseniz escape diyerek Oke OK tıkladığımda bunu PDF olarak dışarı alabilirim. Bu ölçekli bir çizimi nasıl kağıda aktaracağımızı gösterdim. Şimdi de diyelim ki bu çizimimizi A4 kağıdına çıktı almak istiyoruz. Yine plot komutuna giriyorum. Buradan benim yazıcıya tanımlı olmadığı için bilgisayarım drawing to PDF seçiyorum. Burada zaten gördüğünüz gibi A4 kağıdı seçili paper size kısmında. Tekrar buradan window'a gelip çıktı alacağım bölgenin sınırlarını belirliyorum. Bakın yatay ve aşağı şekilde duruyor. Bunu center diyorum. Kağıdımızı tam merkeze ortaladı. Burada fit to paper tikimiz kalacak. Tekrar çizgi kalınlıklarını ayarlasın diye... Plot object line weightsin tikini kaldırıyorum. Fakat yatay mı dikey mi dahi sığacağına şuradan yatayı seçerek gördüğünüz gibi tam olarak oturmasını sağladım. Şimdi preview'dan bir bakalım nasıl gözükecek. Gördüğünüz gibi A4 kağıdına bu şekilde oturduğunu görüyoruz çizimimizin. Bu şekilde de A4 kağıdına çok küçük bir şekilde, ölçeksiz bir şekilde çıktığımızı ya da A3 kağıdını da seçerek buradan istediğiniz kağıt boyutunu seçerek istediğiniz kağıt boyutu şeklinde çiziminizde sığdırabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.